Atlayacaksınız burada, harcayacaksınız lezzetli de kazmayı vurup da şey bir şey istedik de doğru. Feran kesmeyin. Dediğim gibi üstünün örtülmesini izin sizlerle beraber bu mücadeleyi bizden ne talep edersiniz? Sizler o kadar ihtimal var. Benim kocam söyledi. İhtimal var. Cinayet. Bunlar da dinleyelim. Hiçbiri. Bir tanesi bile cesaret edip diyemedi ki ihtimal var. Cinayet. Hepsi hikayeleri yarım kaldı. Vah vah, bir dakikalık acılı videolar, müzikler. Bir tanesi çıkıp özgürce demedi ki ya ihmal var, cinayet var. 40 kişi yandılar. Ben 24 yaşında ben dün kaldım. Geçer mi bu? Benim kocam dedi gibi haber izleyen adamdı. Televizyon izlerdi, eleştirir diyorum yok. Hadi benim kocam haber oldu. Benim kocam haber oldu. Bir tanesi de çıkıp korktular. Bir tanesi de çıkıp yazamadı oraya, diyemedi televizyonda. Bu insanların sesini duyun, bunlar cinayet, ihmal demedi. Çorap kokluyorum ben. Cinayet, yanmış, kocamı öpemedi. Suratı yanmış, kolu yanmış, bacağı yanmış, nasıl can çekişmiş, ben öpemedim. Ben hayat arkadaşımdan korktum. Öpemedim, canı yanar diye. Kardeşi koydu toprağa yerine, sorun ne haldeydi, o yıkadı. Daha 30 yaşında, 30 yaşında bu kadar kolay mı? Ya insan hayatı bu kadar ucuz mu? Bir haftadır yok. Ölmeye gittiği gün diyordu, işler çok kötü bugün diyordu. Gitme bugün dedim o zaman. Açtım dedim, maaşımı tamamladım, paramız kesilmesin dedim. Bak 2 gün sonra maaş geliyor, para yiyemeyecek parası. Evladım kaldı. 3 aydır baca temizlenecek diye söyleniyor. 40 gün kapatılacak madem, kapatılacak. Seçimler oldu başkanlık seçimleri. Onun için de ertelediler seçimlerden sonra. İnsan hayatı seçimlerden daha mı? Arkadaşı demiş ya, patlayacağız artık demiş ya. Bizi patlatacaklar demiş. Gündüz vardı demiş. Arkadaşı söylemiş. Kandan söylüyorlar. Gündüz vardı birine çıkarırsın. Kocalarda sıkıntı var. Temizlenmesi gerekiyor. Tekrar 4 vardı mesela. Niye yanmış, her yeri yanmış. Siz bu hesabı sormak istediğiniz sürece biz yanınızda olacağız. Biz bu işin üstüne kapattırmamak için sizlerin yanında olacağız. Ben bayat ekmekteyim. Ben öğretmenim. Ben anaokulu öğretmenim. Benim mesleğim var. Ben çocuğuma da bakarım. Ben bayat ekmeği su kalır onu da yerim. Ben ceza alsınlar ya. Kendi çocukları bilmiyor. Her çocukları bilmiyor. Hep torpil olanlar. İzlerdeki insanlar bunları yatırabilir. Benim kadar bir işe gidiyorsa sıkıntı oldu. Bir gün işe gidiyorsa başına yaşıyorlardı. Millet 15-20 gün işe geldi. Geçişte diyorlardı. Mazeret yazıyorlardı. Kömür gelmiyor mu? Başka yerlerden kömür olmuyor muydu? Çorap, İlahım kömür kömürü de geldi. Bu işin peşinde yani. Bulacak yani. Mutlaka olacağız. Hiç öyle şey yok. Zaten etik yok. Çünkü başkaları da olmasın, gitmesin artık yani. O konu. Bana bir şey yapmasın. Sizinle bana bir şey yapmasın. Evet. Çok. O Şaban eşine zannetti. Gaz kokusu var diye söylemiş. Hepsi. Ne dedim? Benim kocam da dedi. Yoktu, iyi bir dayısı amcası yoktu. Torpille çalışamadı. Gidiyorlardı. Ben fıtığı oldum madende. Geçen ay düşmüş kolumun üstünde. Kolumda kas yırtığı vardı. Dedim söyle düğmeye versinler. Rahat bir yere versinler. Sen rahatsızsın. Yok aşkım vermezler. Diyordu. 3 aydır bacalar temizlenecek. 3 aydır. 3 aydır. 3 sene önce rapor çıkmış. Neredesiniz? 3 aydır. 11 aylık bebeğim var benim. Kafe tuttuk kızım. Önümüzdeki ayda 10 gün yapacak. Ben çorap kokluyorum.